Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kenti turizm sektöründe bir üst seviyeye taşıyacak ve şehrin 50 yıllık hayali olan Kartepe Teleferik Projesi'nde ilk test sürüşü yapıldı. Gidiş geliş 9736 metre uzunluğunda olan ve 73 kabinden oluşan teleferik son teknolojiyle donatıldı. Güvenlik seviyesinin üst sınırlarda olduğu teleferik hattında herhangi bir sorun oluşması halinde yedek jeneratör, dizel yakıtla çalışan motor sayesinde yolcuları güvenli bir şekilde en yakın istasyona yönlendirecek. Test sürüş programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise programın açılış olmadığını, açılışın ilerleyen tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi. Büyükakın teleferiğin 25 Mart günü vatandaşların kullanımına açılacağını ve 15 Nisan'a kadar herhangi bir ücret alınmayacağını da belirtti. Üşenir mi? Evet. Tamam, hemen kapatıyorum. Yok yok, şey diyorum. O engeli açtınız. He. Kartepe teleferik hattı 4800 metre tek yönde. Toplamda 9600 metrelik bir uzunluğa sahiptir. Yaklaşık olarak 1500 saatte tek yönde 1500 yolcu kapasitesine sahiptir. 10 adet 10 kişiden oluşan 72 kabin hattımızda bulunmaktadır. Sürüş hızı olarak 0 ila 6 metre bölü saniye arasında değişkenlikte sürüş yapılabilmektedir. En yüksek hız dediğimiz 6 metre bölü saniye yani 21 kilometre saat hızla tek yönde 14 dakikada zirveye çıkma toplam süreyi de 28 dakikada da tamamlamış olacağız sürüşümüzde. Genel olarak teleferik hattımızın kendi içerisinde birçok Türkiye'de ve Avrupa'ya özellikle Türkiye'deki ve Avrupa'daki tesislere nazaran farklı özellikleri bulunmakta. Avrupa'da ve Türkiye'deki örneklerinde güzergahın geçtiği bölgelerde hat boyunca ağaçlar kesilip ağaçların arasından gidiyor. Biz bu projemizde ağaçların üzerinden gidecek şekilde bir planlama ve proje yaptık. Bu direkt yüksekliklerin artması, rüzgar yükünden kaynaklı halat çapının büyümesi gibi ekstra maliyetler getirdi. Biz bunların hepsini göz ardı ederek doğayı ve çevre dostu bir teleferik olsun diye bunu yaptık ve ekstra diğer hatlardan farklı olarak seyir zevki yüksek bir hat ortaya çıktı. Bir de şunu yaptık, biz teknik şartnamelere projeleri hazırlarken güvenliği en önde tutmaya çalıştık. Bunu yaparken de yine Türkiye'de bu konsepte bir kurtarma konsepti yok. Biz normalde diğer tesislerde elektrik kesintileri, halatın atması veya çarkları döndüren rulmanların bozulması durumunda kurtarmalar kabinden direkt aşağıya, ormanın içine doğru yapılıyor. Ama biz burada yedek rulmanlar, dizel yakıtla çalışan yedek motorla yolcuların tahliyesini en yakın istasyona olacak şekilde yaptık. Bu Türkiye'de bir ilk. Yine aynı şekilde bu az önce de bahsettiğim gibi halat atma durumu sistemin kilitlenmesine, durmasına sebep oluyor. Bunun önüne geçebilmek için de direkler üzerinde halat pozisyon sensörleri, dedektörlerini koyduk.
Onlar kontrol merkezine öncesinde bilgiyi aktararak halat pozisyonunda oluşabilecek sorunları önceden haber vererek ilgili personellerin sorun oluşmadan müdahale etmesini sağlayacak. Bu da ilkleri arasında Kartepe teleferi. Yine kabinlerimizde özellikle bu tip turistik tesislerin olduğu bölgelerde kabinlerin içerisi kameralarla, yangın dedektörleriyle ve anons sisteminde denetlenmez ama bizim projemizin içerisinde kameralar, bas konuş sistemleri, yangın algılama dedektörleri kontrol merkezinden 7/24 kabin içerisini kontrol ederek acil durumlarda önceden bir müdahale şansını doğuracak şekilde kameraları yerleştirdik. Yine aynı şekilde kabinlerin renk seçiminde de Kocaelispor'umuzun renkleri olan yeşil siyah tercih edilmiştir. Hattımızın genel özellikleri bu şekilde. Şehrimiz adına 50 yıllık bir hayalin gerçek olmasının tarihi anına hep birlikte şahitlik ediyoruz. İnsan gerçekten duygulanıyor. Ben kendimi bildim bileli bu şehirde teleferik konusu konuşulur. Bu bölgenin turizm bölgesi olması, turizme yapacağı katkı, sürekli bunun üzerinde insanlar dururlar, hayallerini anlatırlar. Seçim dönemlerinde, beyannamelerde genellikle yapılacak olan teleferik hattı, telsiyeş hatları, bunlar gündeme getirilir. Ama sonunda gerçek oldu. Şehrim adına hakikaten mutluyum, gururluyum ve bundan sonra olacaklar için de çok daha fazla umutluyum. Bugün biz bir sürüş yapacağız. İlk sürüş programı bu. Bu bir açılış değil. Açılışı inşallah Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacağız. Bu bir açılış programı değil. Önce onu söyleyeyim. Hala ince işlerde eksiklikler var. Onların tamamlanmasını müteakiben 25 Mart'ta halkın kullanımına açılacak. Yani bugünden itibaren vatandaşlarımız binmeye diye gelmesinler. Çünkü buradaki eksik işleri bitirelim. İncik boncuk işler ama onlar bitsin. 25'inde başladıktan sonra da 15 Nisan'a kadar ücretsiz olarak teleferiğimizi kullanacağız.